Arkası Yarın. Köyün Doktoru 14. Bölüm. Uyarlayan Tayfun Türkili, Beyza Kara. Ses kayıt ve kurgu Didem Türkmen. Fatma Bacı'nın oğlunun doktor çıkıp mesleğini köyünde sürdüreceğini duyan Osman Ağa'nın güzel kızı Menekşe, Doktor Cemil'in geleceği yola pusu kurarak kendisini dereye atar. Ve doktor da onu kurtarınca aralarında bir sevda başlar. Oğlu Tahir'e Menekşe'yi almayı kafasına koyan köyün diğer ağası Hüseyin Ağa, genç kızı doktora kaptırmak korkusuyla Osman Ağa'dan kızı Menekşe'yi aracılar vasıtasıyla istetir. Arada Osman Ağa çiftliğine yeni bir traktör alır. Bunu duyan Fırıldak Salman, Hüseyin Ağa'yı ikna ederek kendisinde bulunan eski traktörle dövüştürme yapmasına razı eder. Fırıldak Salman bir punduna getirerek yarışı kendisine kazandıracaktır. Yarışı Hüseyin Ağa kazanırsa Menekşe'yi oğlu Tahir'le evlendirecektir. Fırıldak Salman ne eder eder önce Osman Ağa'nın traktör şoförünü kaçırtır ama traktörün direksiyonuna Doktor Cemil'in geçtiğini görünce bu sefer gizlice traktörün deposuna benzin yerine su koyarak yarışı Cemil'e kaybettirir. Yarışı kaybeden Cemil, sevdiği kız Menekşe'nin de elinden gittiğini görünce köyü terk eder. Ve Osman Ağa da kurallar gereği ister istemez kızı Menekşe'yi Tahir'le evlendirir. Düğün şehirdeki lüks bir otelin restorantında yapılır. Aynı gece davetliler gittikten sonra iki ağa, hanımları ve Menekşe ile Tahir bir gazino kapatarak eğlenmeye giderler. Menekşe'ye sevdalanan ama yarışı kaybettiği için sevdiği kızı da kaybederek köyden kaçan Doktor Cemil, tesadüf bu ya, o gece genç evlilerin kaldığı otele gelir. Affedersiniz. Buyurun efendim, ne arzu etmiştiniz? Boş odanız varsa bir oda rica edecektim. Bir dakika efendim, deftere bakayım. Hı hı. Evet, bir tek odamız kalmış beyefendi. 13 numaralı oda. Geniştir, denize karşıdır. Ama bilmem pek çokları numarasından dolayı bu odayı tutmak istemez. Fark etmez. Ben 13 rakamın uğursuzluğuna inanmam. Verin odayı bana. Peki, nasıl isterseniz. Hı. Rıza, Rıza baksana. Buyurun Katip Bey. Oo, hoş geldiniz Doktor Cemil Bey. Hoş bulduk Rıza Efendi, nasılsın? Sağ olun Doktor Bey. Bekir yok mu? Burada da yani bu gece izinli. Bir emriniz mi vardı? Estağfurullah. Bavulumu odama çıkar kafi Rıza Efendi. Ben akşam yemeğini dışarıda yiyeceğim. Tabii Cemil Bey. Öyleyse Allah rahatlık versin. Teşekkür ederim Rıza. Bekir, bil bakalım az önce otele kim geldi? Kim geldi? Senin kölün olan şu doktor. Ne? Doktor Cemil mi? Sahi mi söylüyorsun? Evet evet, seni sordu. Ben de izinli olduğunu söyledim. İyi demişsin. Rahat bir oda verselerdi bari. Katip 13 numaralı odayı verdi. Başka odada yoktu zaten. Orası iyidir. Tüh, şimdi aklıma geldi be. Ne geldi? He? Şu düğün yapan ağalar o odaya kimseyi yatırmayın diye tembihlemişlerdi. Gelinle damanın odasına bitişik diye odanın boş kalmasını istemişlerdi. İyi ki Kadip'e söylemeyi unuttum. Yoksa doktoru geri çevirirdi. 13 numaralı oda bizim doktora kısmetmiş, ne yapalım? Boş ver. Oraya birini yatırdığımızı ağalar duymasa bari. Nereden duyacak ki? Boş ver. Bilseler de aldırma. Sen bu akşam doktorun hizmetine bakıver. Garip koma hemşerimi. Dışarı çıktı, geç gelecekmiş. Çok kibar bir adam senin bu hemşerin. Bayağı ısındım ona, biliyor musun? İyi çocuk, delikanlı çocuktur, delikanlı. Merhaba Salim abi. Oo doktor, ne haber? Epeydir yoktun buralarda. Biraz işlerim vardı da. Karnın açtır senin. Ne yapayım sana? Köfte, şiş, pirzola ha? Bir buçuk köfte yap abi. Yanında da bulgur pilavı. İçecek ne istersin? Rakı, şarap. Ay Allah, unuttum ya. Sen alkol kullanmıyordun. Evet. İçkiden nefret ederim ben abi. O zaman içecek ne vereyim ha? Ayran yeter Salim abi. Olur. Yalnız ayran uyutmasın seni ha. Zaten gözlerin uykusuzluktan kapanır gibi. Saatlerdir otobüs yolculuğu yaptım.
Hem yorgun hem de uykusuz. Ama yine de ayran içerim. Tamam, oldu. Vay vay vay. Kimi görüyorum ya? Doktor Cemil, ne haber kardeşim? Aa, Nihat. Senin buralarda ne işin var bakayım? Arada sırada takılırım işte buralara. Ne haber? Duyduğuma göre okuldan mezun olduktan sonra köyünde muayenehane açmışsın ha? Doğru mu? Evet öyle. Kendi köyüme yerleştim. Sen de burada da açmışsın galiba. Gel otur, birlikte yiyip içelim, sohbet ederiz. Hadi bakalım, gel oturalım. Yalnızım zaten. Ne kadar süslesen. Bana bak. Neşen yok gibi. Bir şeye canın mı sıkıldı? Hasta mısın? Yok, biraz yorgunum o kadar. Ankara'dan geleli birkaç saat oldu da. İş için mi gitmiştin Ankara'ya? İşte onun gibi bir şey. Evet, köfteler hazır. Oo, hoş geldin Nihat Bey. Hoş bulduk Salim abi. Sana da köfte yapayım mı? Yap ya. İçki alır mısın? Yok yok, bu gece içmeyeceğim. Evet. Baksana Cemil ayran içiyor. Şimdi onun karşısında içki mi içilirmiş ha? Sen bana da ayran getir abi. Peki. Köydeki muayenehane nasıl? Umduğumdan da iyiydi. Dağ köylerinden bile hastalarım vardı. Vardı diyorsun. Şimdi yok mu yani? Hayır yok. Şimdi ilçede açtım muayenehaneyi. Madem ilçede açacaktın, neden önce köyünde açtın peki? Köyümde doktor yoktu Nihat abi. Hiç olmazsa köylerime hizmetimi dokunsun istedim, o kadar. Sonra neden köydekini kapattın? Uzun hikaye be Nihat. Bana bak. Yoksa bir kız işi mi ha? Gönül meselesi mi bu? İşte onun gibi bir şey. Birini sevmiştim. O da beni çok sevmişti. Evlenecek miydiniz? Evet. İşler yolunda gitseydi evlenecektik ama... neyse. Boşa, hiç açmayalım bu konuyu daha iyi. Bana bak. Şişt, niye istemiyorsun? Yoksa vaz mı geçtin? Yok. Ben vazgeçmedim de... Daha doğrusu beceriksizliğim yüzünden her şeyi alt üst ettim. Yoksa kızı bir başkası mı kaptı ha? Evet, bir başkası. Ya o parakende konuşacağına toptan anlatsana şu meseleyi bana ya. Bir hayli ilginç geldi ha. Adı Menekşe'ydi. Ağa kızıydı. Görsen o kadar güzel, o kadar çocuksu ve saftı ki. Babam geliyor abi. Daha onu ilk gördüğüm gün içimde bir şeyler oynadığını anlamıştım. Peki o seni sevmedi mi? Tam tersi dostum. Tam tersi. O beni onu sevdiğimden daha fazla sevdi. Bunun limonu nerede be garson? Gece bana evlenme teklif etti. Beraberce kaçmamızı istedi. Ama olmadı. Yapamadım. Neden? Madem birbirinizi seviyormuşsunuz, kaçsaydınız ya. Bak Nihat, bu o kadar kolay bir şey değil. Düşün, anam fakir, kimsesiz. Ve bu hale beni yıllar yılı okuttu, büyüttü, sonra da doktor yaptı. Kadıncağız daha tam sevinmeden yaşı küçük bir ağa kızını alıp kaçmak. Sonra da peşine polisin, jandarmanın düşmesi. Sonra hapishaneye, bilmem, rezalet, evet. Bütün bunlar rezalet. Evet, anlıyorum seni, anlıyorum. Peki istedin de babası vermedi mi kızı? Doğrusu istemedim ama isteseydim de vereceğini hiç sanmıyorum. Osman'a asalet meraklısı bir adamdır. Sık sık babamın doğramacı olduğunu yüzüme vurur dururdu. Peki sonra? Köyümüzde iki tane ağa vardı Nihat. Hüseyin ağa, diğeri de Osman ağa. Para desen sayısını bilmiyorlar. Bir gün ikisi birden traktörlerini dövüştürmek için iddiaya girdiler. Traktör dövüştürmek mi? Evet. Ortaya da ödül olarak köyün en güzel kızı Menekşe'yi koydular. Allah Allah. Yani traktör dövüşünü kazanan Menekşe'yi mi alacak? Diyeceksin ki böyle şey olur mu? Ama oldu dost. Para insanı şımartıp şaşırtınca insan öz kızını bile iddiaya koyar. Sonuçta traktör dövüşünde yarışı Osman ağa kaybedince kızı Menekşe Hüseyin ağanın oğlu kazandı. Vay canına. Sonra? Sonrasını ben de pek bilmiyorum Nihat. Olaydan sonra köyden kaçtım. Sanırım sevdiğim kızı Menekşe Hüseyin ağanın oğlu Tahir ile evlenmiştir. Ya da evlenmek üzeredir. Köyü terk ettiğim için ne olduğunu hiç bilmiyorum. Evet, anlıyorum seni. Neyse, boş ver. Bu akşam ne yapacaksın? Bilmiyorum. Aslında çok yorgunum ama... Yine de erkenden otele gidip yatmak istemiyorum. Dün gece güzel bir gazinoya gittim. Bana bak, çok nefis bir yer. Programı da şahane. İstersen buradan çıkıp oraya gidelim ha? Olur, hadi gidelim. Anlat.
yaptıkların inanılır gibi diyeceğim. İki ağanın traktörlerini dövüştürmesi, ortaya ödül olarak kız koymaları. Yahu hangi asırda yaşıyoruz arkadaş ya? Ne yazık ki köylerde hala böyle adetler sürüyor Nihat. Düşünebiliyor musun? Zavallı Menekşe kalbi bende olduğu halde motor dövüşü yüzünden hiç sevmediği biriyle evlenecek. Ya sana da yazık olmuş Menekşe'ye de. Ya evet öyle oldu. Bir de olan zavallı anacığıma oldu. Hoppala, ona ne oldu ki? Yarıştan sonra sevdiğim kız başkasının olunca ardıma bile bakmadan köyü terk etmiştim ya. Anacığıma bir haber bile vermeden. Zavallı kardeşim ne haldedir, ne yapıyordur kimler? Aradan bir zaman geçsin, gider görürsün anacığım. Hah bak, işte sözünü ettiğim gazino burası. Gel hadi gel girelim. Hadi girelim. Bir dakika beyler, nereye gidiyorsunuz? Nereye olacak gazinoya? Yoksa girmek yasak mı? Hayır beyim, ama bu gece gazinonun misafirleri var. Ne olmuş misafiri varsa? Girmeyecek miyiz yoksa? Maalesef efendim. Köyden Allah gelen Allah. Ağalar düğün için kapattılar gazinoyu. Sadece onlara ait bu gece. Allah İçeride eğlenip duruyorlar. Ne biçim iş bu ya? Ben de anlayamadım. Kızlı kızanlı doldular içeriye. İçeride harmandalı oynayıp duruyorlar. Cemil. Yürü biz de başka bir yere gidelim dostum. Tamam. Görüyorsun ya, bu ağalar her yerde senin kısmetine engel oluyorlar ha. Haklısın ya. Boş ver be Bekir. Takma kafanı şu meseleye. Olmuş bitmiş artık. Öyle deme Rıza. Bana o kadar koydu ki o koca kafalının yaptığı hareket. Hani şeytan git şunun ağzını burnunu dağıt diyor. Boş ver. Değmez. Neler oluyor dışarıda ya? Bu gürültü yapanlar da kim? Senin köylüler. Görme, bir alem olmuşlar hepsi. Otele giriyor. Lan şehir neyinize sizin be? Yapsanıza köyde düğününüzü. Gel şu sütunun arkasına saklanalım. Bırak beni, salamayın be. Bırak. Ben bu gece dolaşmak istiyorum. Sen epeycine sarhoş oldun be Tahir. Sırası mı lan sokakta dolaşmanın? Sen bu gece gerdireye gireceksin yeğenim, gerdireye gireceksin. Boşver gerdireyi, ne zaman olsa giyerim. Nasılsa menevşe karım değil mi? Ben bu gece dolaşacağım diyor. Sus be sus. Osman ağa duyacak gari. Kim duyarsa duysun be. Korkun mu var sanki? Aymış. Osman ağaymış. Alt tarafı oduncunun oğlu değil mi? Can. Yürü lan koca kafa yürü. İçmesini bilmiyorum da niye bu kadar içiyor sanki? Yürü bakayım içeri de hadi. Hadi yürü diyorum sana hadi. Hadi yürüsene. Görüyor musun Bekir, senin koca kafalı damat zil zurna sarhoş olmuş, ayakta duramıyor. Beter olsun namussuz. Bundan böyle anlaştık değil mi Hüseyin abi? Sık sık kaçıp geleceğiz buralara değil mi? Eyvallah geleceğiz. Eferim dünürüm, hayat mı canım, yaşamak gerek. Ne öyle ha, köy yerinde kala kala insan paslanıyor birader. Duyuyor musun Rıza? Ağalar paraları nerelere harcıyorlar bak bak. Parası olan harcar arkadaş. Vallahi aleme rezil olduk. Bizim gibilerin neyine gerek kazinolar mazinolar. Hep sizin yüzünüzden. Sanki köyümüzde düğün yapaydık olmaz mıydı? Şu hale bak. Hepsi sarhoş oldu. Utancımdan yüzüm kızını veriyor canım. Heriflerin kasinoya gitmesini biz istemedik ya. Neydi senin o Tahir'in hali öyle? Ayıp ayıp. Zifaf gecesi damat kazinoda kadınlarla karşılıklı göbek mi atarmış? Bana sen benim oğlumu bıraksa kocalamayacak o kepazeye bak. Zaten hepsini azdırandı o değil mi? Sen neye sahip olmadın erkeğine? Doğru doğru. Kabahatin böğüğü bizde, ağamızda. Zaten sizi başımıza bela eden de bizim ağa buna değil mi? İnsan hiç traktör dövüşünde kızı üstüne bahse girer miymiş? Ah ah, tohtur Cemil az mı istedi menevşeyi? Uğruna motor yarışına bilem girdi çocuk. Keşke o kazansaydı. Yazık oldu, yazık. Ayıp hanım, ayıp. Artık kızın oğlumun kadını oldu. Onunla evlendi, unutma gari. Kim bilir ne ettiniz de yarışı kaybetti doktor Cemil. Kızım onunla evleneydi, bu haller hiç gelir miydi başımıza? Vay canına, şimdi her şeyi anlıyorum. Demek ki bu kendini beğenmiş Tahir, bizim doktor Cemil'in sevdiği kızla evlendi bu gece. Ha? Senin namussuz senin. Ne iş be, ne dümenler döndürmüş bunlar. Dümen döndüren başkalarıdır Rıza. Tahir salağın tekidir, aklı ermez böyle işler olur. Gel, hepsi ikinci kata odalarına çıktı. Biz de peşlerinden gidelim, bakalım başka neler duyacağız.
Bizim doktor odasına geldi mi acaba? Ha? Bir saat önce geldi. Yorgun demek. Yoksa böyle erken gelmezdi o. Öyle olmalı. Ayakta uyuyordu sanki. Oda kapıları açılıyor. Gel şuraya gizlenelim. Kız Menefşe, nereye gidiyorsun? Azıcık yüzümü yıkayacağım ana. Bulantı geliyor. Yıka yıka, iyi gelir. Başım da dönüyor ana. O gözü gör alasıca babanın başının altından çıktı her bir şeyler. Şehir neyimize gerekti? Havası bilem dokandı hepimize. Yüzümü yıkarsam açılırım biraz ana. Tahir ne alemde, iyi mi? Yerin dibine bassın ana. Ne yapacak, adam zaten ayakta sallanıyordu. Erkekler adet diye bir de zırtına yumrukla vurunca hepten yere serildi kaldı. Çile kızım, çile, ne yaparsın? Halbuki Doktor Cemil o yarışı kazansaydı şimdi her şey çok başka olurdu değil mi? Ah güzel anam, ah. Ne yapacağım ben bu koca kafalı adamla, nasıl bir ömür süreceğim? Kader kızım, alın yazın buymuş katlanacağım. Hem bakarsın nikahta keramet vardır. Belli olmaz. Hoşlaşır seviverirsin o koca kafalıyı. Nefsini seveceğim bu adamın anacığım. Neyse ben yüzümü yıkamaya gidiyorum. Kız, odanın kapı tokmağına havlunu koy. Dönüşte odanı şaşırırsın sonra. Aman ana, ben aptal mıyım? Niye şaşırayım? Sana aptalsın demedim. Başın dönüyor da odanı şaşırırsın dedim. En iyisi havlunu kapının tokmağına as da şaşırma. Peki peki, asayım. Tamam mı? Hah şöyle. Neme lazım? Yanlışlıkla başka birinin odasına modasına giriverirsin de rezil gebaze oluruz. Hadi Allah rahatlık versin, ben odama gidiyorum. Peki ana. Bak Rıza, aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Şu namussuz Tahir'den intikam almanın tam sırası şimdi. Hem buna intikam da denmez. Birbirlerini seven iki kişiyi birleştireceğim. Neler diyorsun sen Bekir? Ne yapacaksın? Sen de gördün ya, fazla eğlenmekten, gürültü patırtıdan gelinin başı dönmüş. Ne olmuş dönmüşsün? Odayı şaşırmamak için kapıya havlu koydu ya. Ben o havluyu alıp 13 numaralı odanın tokmağına asacağım. Ne? Delirdin mi sen? Bizim Doktor Cemil'in odasına mı? Evet. Nasıl ama? Yapma Bekir, bu çocuk oyuncağı değil. Sonra başına iş açarsın, karışmam. Tamam, karışma. Ben ne yapacağımı biliyorum. Sen de duydun işte. Bu güzelim kızı o koca kafalıya zorla vermişler. Oysa kızcağızın esas sevdiği bizim Doktor Cemil'miş. İnan bana, sonunda her şey tatlıya bağlanacak. Peki ya kız işin farkına varırsa? Varsa varsa sabahleyin varır. O şimdi havluyu hangi kapıda görse o odaya girecek. Ya sonra ne olacak? Sonrası inşallah iyi olur Rıza. Ben elimden geleni yapayım da. Dur, kız tuvaletten çıkmadan önce şu havluyu alıp doktorun oda kapısına asayım. Hah, oldu işte. Bekir, çabuk buraya gel, kız tuvaletten çıkıyor. Tamam tamam, işim bitti zaten, geliyorum. Odam hangisiydi? Ha işte şurası. İyi ki anamı dinleyip havluyu asmışım kapıya. Hepsi birbirine benziyor. Eyvah, kız doktorun odasına girdi Bekir. Benim de istediğim buydu zaten işte. Çabuk gel kaçalım, bir rezalet çıkmadan gidelim buradan. Dur bir dakika. Kızın yattığından emin olmalıyım. Sen delirdin mi arkadaş? Bir gören olursa işimizden oluruz be. Tamam tamam, gidebiliriz artık. Kız odadan çıkmadı. Anlayacağın hiçbir şeyin farkına varmamış. Tahir diye doktorun yanına yatmış. İnşallah yaptığın iş iyi olur. Yarını büyük bir zevkle bekleyeceğim. Hey gidi koca kafalı Tahir. Beni tanımazsın ha. Bana garson parçası dersin ha. Yarın olsun da hayır olsun bakalım. Köyün Doktoru adlı oyunumuzun 14. bölümünü dinlediniz. 15. ve son bölümde buluşmak üzere hoşça kalınız.